Sevgili VGT takipçileri, şu an Bursa Yenişehir'deyiz. VGT'li sürüş yapıyoruz. Çok değerli birisiyle tanıştık. Türker Bey. Merhaba. Merhabalar. Türker abi şu anda VGT tarafını değil, çok kısa bir şekilde senden Yenişehir tarafını anlatmanı rica edeceğim. Evet, Yenişehir öncelikle tarihi konudan ele alacak olursak Osmanlı'nın ilk baş şehri Bursa'dan önce. Bursa'nın fethinden önce gerçekleşmesinden dolayı. Bundan ötürü tarihi bakımdan da çok birçok zenginliğe sahip. Ekonomik anlamda tarım ve hayvancılığa dayalı bir ilçedir. Şirin evet. Bir ilçedir. 55 bin nüfuslu bir ilçedir. Antalya'dan sonra Avrupa'nın en büyük sebze ihracatçısıdır. Yılın ikinci yarısında birçok Avrupa ülkesine sebze ihracatı ilçemizden gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda da İstanbul'un en büyük tedarikçilerinden birisidir ki İstanbul'da yaklaşık 3 saatlik kadar bir yakınlıkta, evet, uzaklıkta bir ilçedir. Şirin bir ilçedir. Evet. Dediğim gibi henüz kabuğunu kırmış değil ama en güzeli de o mütevaziliğini saklamaktadır. Süper, maşallah. VGT'li Peugeot Beeper. Beeper'dı değil mi abi? Evet. Beeper. Motor HDI motor. Evet. Olarak geçiyor. Şimdi açıkçası aylardır VGT'nin YouTube sayfasından takip ediyorum. Evet. Bu takipte de herkesin paylaşımları olsun, sizin şeyleriniz olsun, paylaşımlarınız ve diğer kullanıcının beyanlarıyla her ne kadar olsa da bir ön yargım vardı. Evet. Ta ki şu an aracın sistemi uygulasaya kadar. Evet. Şu anda evet ne hissediyorsunuz? Bariz bir şekilde at beşe hissediyorum. Değil yani, mi? Bariz bir şekilde hissediyorum. Biraz önce sizinle kamera öncesinde yapmış olduğumuz görüşmede Ulaş hatırlarsan ön yargılarım var. Muhtemelen herkes de ön yargılarla geliyordur size demişimdi. Evet. Siz de teyit ettiniz. Aynen ama öyle. Şu an itibariyle bu ön yargıyı kırmış bulunuyorum. Yani gerçekten. Açıkçası ben sonucu biliyordum. Evet. Maçın sonucu belliydi. Evet. 7000 kullanıcıya ulaştık. Bunların arasında bize gerçekten inanarak, yani hani ön yargı oluşturmadan gelen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ama büyük bir çoğunluğu da doğal olarak ön yargılı geldi. Fakat aile üyemiz oldular. Evet. Bu arabada bir şey söyleyeceğim. Şu an kaçıncı vites? 4. 5'te devam et abi, hiç 1500 devir üstüne çıkmana gerek kalmadı gibi sanki, evet, değil mi? Evet. Öncesi nasıldı bu vites değiştirme aralıkları? 2000-2500 arasıydı. Biraz evet, altında zorladığım zaman araçtaki vuruntuyu hissedebiliyordum ben. Hı-hı. Fakat şu an öyle bir şey yok ve şu anda en yakın ilçemiz, komşu ilçemiz İzdik istikametini, evet, derliyoruz ki İzdik rampalarıyla meşhurdur bizim burada. Evet. Şu anda rampayı vurmuş durumdayız. Evet, rampa başladı şu anda. Ufak 1500 devirde 5. viteste gidiyoruz. Bu açıkçası, yani ifade etmek gerekirse, bende büyük bir şaşkınlık yarattı. Şu an bu aracın şey yapması lazım, zorlaması lazımdı. Ama sanki o kadar böyle akıcı bir şeylik var ki, hani sanki boşta gidiyor gibi, kendi gidiyor gibi bir durum söz konusu. Evet. Peki pedaldaki tepkimi nasıl? Pedalda bir sertleşme var ve sizin de ifade ettiğiniz gibi çok milimetrik şeylerden, böyle saatlik hareketlerle tepki veriyor. Evet. Çok baskı yapmana gerek kalmıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda rampayı tırmanıyoruz. Evet. İleride tatlı bir iniş var, değil mi? Evet. İnişten sonra muhtemelen tekrar bir çıkış, evet, var. Tekrar. Bilmiyorum. Test boyunca çıkmamışsınızdır herhalde. Değil mi? Vallahi Malatya'da bir şeker yokuşu vardı. Evet. Onu ama tabii bu şekilde değildi. O direkt 40 derecelik bir yokuştu ve hani yokuştu direkt. Evet. Ondan sonra orayı
çıktık. Ama tabii şimdi bu uzun ve yıpratıcı bir rampa. Yani Derbent rampası deriz biz buralara. Evet. Ve birçok aracı da kasar yani bu rampalar. Kasar, şu an biz ceylan gibi sekiyoruz. Evet. Maşallah. Maşallah. Gerçekten yani 5. viteste yok, mümkün değildi bu. Kesinlikle bunu YouTube'da yayınlanacak reklam olarak algılamasın kimse. Evet. Topluma mal olmuş birisi olarak söylüyorum. Gerçekten muazzam bir şey. Yok, gerçekten bu şu anda bu mümkün değildi. Mümkün değildi. 4 ile 5 gaz yaparak. Önceki yani, hali. Yani. Kesinlikle. Evet, 4 daha öncekisinde 4. viteste dip gazla ancak çıkardı bu rampayı ve şimdi 5. vites. 5. vites. Hatta 1700-1800 devirde. Evet, yani hatta bazen ayağını gazdan çektiğin, karşı yönden gelen vardı. Evet. Ve hala tırmanıyoruz. Arkadaşlar, Amy umarım görebiliyorsunuzdur. Yani amiyane bir tabirle neredeyse ciğerleri açılmış gibi bir durum var. Aslında gerçekten. Aslında çok iyi bir noktaya dokundun abi. Şöyle söyleyeyim. Evet, şu an %9'luk bir çıkış var. Evet. Sağda tabela vardı. %9'luk bir eğimde biz Fiat Fiorino diye isim geliyor aynı kasa oldukları için. Evet. Peugeot Beeper 1.3 dizel araçta %9'luk eğimde 5. viteste 1700 devir civarında 80 ile tırmanıyoruz ve evet, araba bana mısın demiyor. Evet. Ne yaptık abi? Vallahi muazzam bir şey yaptık. Az önce değindiğin konuya gelecek olursak şöyle bir durum var. Aslında parasını verip satın aldığımız motorun bize kısılmış olarak veriyorlar. Evet. Bir düşünün, bir koşucusunuz ve bir burun deliğiniz tıkalı bir şekilde koşuyorsunuz. Ne kadar verimli olabilirsin abi? Vallahi çok verimli olamayacağımız kadar da pek de uzun ömürlü olamayız herhalde bu şekilde koşmak. Mükemmelsin. İşte VGT burada deva oluyor. İkinci bir burun deliği açıyor motora. Motorun var olan özelliklerini sana yaşatmasını sağlıyor. Ve bu da VGT sayesinde hedefi tam yanmayla sağlıyor. Evet. Dolayısıyla biz kaybettiğimiz enerjiyi geri kazanıyoruz. Motoru rahatlatıyoruz. Ve sen otomatik olarak diyorsun ki evet, bu aracın mekanik ömrü de artık uzadı değil mi? Çünkü rahatladı. Mutlaka, mutlaka. Evet. Süper. Ben açıkçası gerçekten ama bir yerde yanılacağıma emindim. Çünkü onca video ve onca kullanıcıdan sonra mutlaka bunda bir haklılık payı aranması gerektiği kanısındaydım ki, ama yine insan psikolojisi olarak ön yargılı şekilde yaklaştık. Fakat bugün ve şu an itibariyle ön yargılarımız tamamen bertaraf etmiş durumdayız. Süper. Bir kullanıcı daha kazandık. Bir aile üyesi daha kazandık. İşte sosyal kodumundan biraz bahsetti sevgili Türker abi. Gerçekten hassas bir iş yapıyor. Neyse koyuz diyor. Aynen. Hiç şey yok. Şeyi söylememizde sakınca var mı? Birliği. Yok, hiçbir sakınca yok. Süt üreticileri birliği. Evet. Bölgede süt üretici birliğinde görevin neydi abi tam olarak? Yönetim başkan vekili. Başkan vekilisin. Ve işte az önce kendisi de ifade ettiği gibi ön yargıyla yaklaştı. Ama artık o da bir VGT'li oldu. Daha nice o ön yargıları kırmaya doğru VGT pes etmeden koşmaya devam ediyor. Bu arada bir müjdeli haberi de vereyim. Geçen iki önceki videoda söylemiştim bunu ama detaylı bir şekilde vereyim. Sevgili Alper abiye buradan Belçika'ya selamlar ve sevgiler. Alper Sağlamer artık Avrupa'da bizi temsil ediyor. Ne mutlu, ne güzel. Ve Avrupa'da artık kullanıcılarımız olmaya başladı. Ne güzel. Ufak ufak tohum ekmeye başladık. Yakında da başka bir ülkede, hiç beklemeyeceğiniz bir ülkede bir gelişme sizlerle olacak. Haberini de vereceğiz bunu. Paylaşacağız. Dolayısıyla Avrupa'dan da bizi takip eden dostlarımız VGT.com.tr iletişimde Alper Sağlamer'in iletişim bilgilerine ulaşıp onunla görüşüp
VGT'yi test edebilirler. Abi ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Eyvallah. Biz de seni tanımaktan, seni de dahil etmekten çok mutlu olduk, gurur duyduk. İşlerinde de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, Bursa Yenişehir'de testimiz burada tamamlandı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız zaten bizi unutmazsınız.